Ümmeti Muhammed'in tabii bir de torpili olacak. Ama o torpile fazla güvenmeyelim. O torpilin adı nedir? O torpilin Peygamberimizin şefaatidir. Gerçi şefaati de inkar ediyorlar da affedersin. Gavurluğa meyyal olanlar. Neymiş? Şefaat yokmuş. Şefaat yoktur demek için, şefaat yoktur diyebilmek için süper salak olmak gerekiyor. O kadar ayet-i kerime var, o kadar hadis-i şerif var. Bütün bunları Allah'ın muradına ters vaziyette yorumla, şefaat yoktur de, al sana beyinsiz, akılsız bir kişi. Bunu bu kelimeleri kullanarak söylüyorum ki kulaklarına vardığı zaman bir irkilsinler. Ya biz gerçekten doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, kendilerini bir hesaba çeksinler diye bunları söylüyoruz. Siz de karşılaştığınız zaman kendilerine söyleyin. Bunlar yoktur, o yoktur, bu yoktur demek bir patolojik durumdur, psikolojik hastalıktır bu. Sanmayın ki bunlar bilgilerinden bunu söylüyorlar. Hastalıklarından bunu söylüyorlar. Komplekslerinden bunu söylüyorlar. Tabii ki bu söylediklerine engel çıkmasın diye de hadisleri reddediyorlar bu insanlar genelde. Hadisleri çünkü kabul etseler bu kadar açık konuşamayacaklar. Bu kadar cesur konuşamayacaklar. Cesur konuşmak için hadisleri yok sayıyorlar, inkar ediyorlar. Ayet-i kerimelerinde çok genel olan kelimelerini istedikleri gibi Allah'ın muradına ters bir şekilde yorumluyorlar, konuşup duruyorlar. Cahil halk da bunlara alim bir şeyler zannediyor. Halbuki hiçbir şey yok bunlardan.